Bu videoda %5'lik bir anlamlılık düzeyi ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerin %30'undan fazlasında internet erişimi bulunduğu hipotezini test edeceğiz. 150 evden oluşan bir örneklemin 57'sinde internet erişimi olduğunu belirliyoruz. Hipotez testini yapmak için sıfır ve karşıt hipotezleri belirlememiz lazım sıfır hipotezi hipotezin doğru olmadığı yönünde olacak. Hemen yazıyorum. Sıfır hipotezi Amerika Birleşik Devletleri'nde internet erişimi olan evlerin oranı yüzde otuza eşit ya da küçüktür. Karşı hipotez ise hipotezin de iddia ettiği yönde yani internet erişimi olan oranın yüzde otuzdan büyük olduğunu destekleyecek. Aynen burada yazdığı gibi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerin %30'undan fazlasında internet erişimi bulunduğu hipotezi, evet biz de bunu bu şekilde ifade ettik. Karşıt hipotezi test ediyoruz ve bunu sıfır hipotezine dayalı bir p değeriyle yapacağız. Evet popülasyon için sıfır hipotezine dayalı bir oran belirlememiz lazım. Bu varsayıma dayanarak 150'den 57'sinin internet erişimi olmasının olasılığı nedir? Bu olasılık eğer yüzde beşten yani anlamlılık düzeyinden küçükse sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi ele alacağız. Şimdi biraz düşünelim. İşe sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak başlayacağız. Bu varsayımda bir popülasyon oranı ya da popülasyon ortalaması için seçeceğiz. Bunu Bernoulli dağılımlarından da hatırlıyoruz. Ve ben bunu elde etmemizin olasılığının maksimize eden bir oran seçeceğim. Bu sayının gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz ve konuya biraz daha mantıklı bir açıdan yaklaşmak için isterseniz örneklem oranının ne olduğunu hesaplayalım. 150 evden 57'sinde internet varmış. 150 evden 57'si. Evet, örneklem oranı 0,38'miş. Bunu hemen not edelim. Örneklem oranı 0,38'e eşit. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda, buradaki olasılığı maksimize eden bir popülasyon oranı düşünmemiz lazım. Tam da yüzde otuzdayken, bunu elde etmenin olasılığını maksimize eden sıfır hipotezine uygun en yüksek popülasyon oranı. Şöyle yazayım, bunun doğru olduğunu varsayacağız. Evet, bunun 0,3 ya da %30'a eşit olduğunu varsayacağız. Bu noktanın iyice anlaşıldığından emin olmak istiyorum. %29 da sıfır hipotezine uygun bir oran. Aynı şekilde %28 de. Ama %29 ya da %28 için bunu elde etmenin olasılığı daha düşük olacaktır. Yani kuvvetli bir test yapamamış oluruz. Sıfır hipotezini sağlayan maksimum oranı değerlendirirsek bunu elde etmenin olasılığını da maksimize etmiş oluruz. Bu rakamda düşükse yani eğer yüzde beşten düşükse karşı hipotezden emin olabiliriz. Kısa bir tekrar yapacak olur isek yüzde bir popülasyon oranı ele alacağız. Dağılımı da düşünelim zaman zaman çizim yapmak işlerimizi kolaylaştırır. Buradaki varsayımı ele alırsak popülasyon dağılımı buna benzeyen bir şey olur. Popülasyon dağılımında %30'unda internet var. Bunu birle tanımlıyorum. Geriye kalanların ise interneti yok. Yani %70'inde internet yok. Bu bir Bernoulli dağılımı ve ortalamanın interneti olan oranla aynı olacağını biliyoruz. Evet, ortalamayı bu şekilde 0,3 yani %30 olarak yazıyorum. Bu popülasyon ortalaması. Aslına bakarsanız şu şekilde yazsam belki de daha iyi olacak. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarsak popülasyon ortalaması 0,3. Sonra bir de popülasyon standart sapması var. Onu da sarıyla şuraya yazayım. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayınca popülasyon standart sapmasını, bunu Bernoulli dağılımlarını öğrendiğimizde de görmüştük. Hemen yazıyorum. Kare kök içinde popülasyonun internet erişimi olan oranı yani 0,3 çarpı popülasyonun internet erişimi olmayan oranı. Yani 0,7. Burası e, 0,21 eder öyle değil mi? Tam sonucu hesap makinesiyle hesaplayabiliriz. Şimdi de 0,38'e sahip olan bir örneklem oranı elde etmenin olasılığına bakmamız lazım. Örneklem oranlarının dağılımına bir bakalım. Bundan 150 tane ev almanın tüm kombinasyonlarını değerlendirdiğimizde bir binom dağılımı elde ederiz. Bunu da daha daha önce görmüştük. Binom dağılımında birden fazla çubuk vardır ve eğer n değeri yeteri kadar büyükse, bunu test etmenin yolu da n çarpı p. Eğer buradaki p'nin yüzde otuz olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Evet, n çarpı p 5'ten büyükse ve n çarpı 1 eksi p de 5'ten büyükse örneklem oranının dağılımının normal olduğunu kabul edebiliriz. Bu popülasyondan 150 tane ev seçmenin tüm olası kombinasyonlarına bakarsak tüm bu çubukları elde ederiz. Ve n değeri de büyük olduğuna göre 150 çarpı 0,3 ve 150 çarpı 0,7 de 5'ten büyüktür. O halde bunun normal bir dağılım olduğunu varsayabiliriz. Hadi bakalım. Bunun normal bir dağılım olduğunu varsayabiliriz. Evet, bu normal bir dağılımdır. Bu arada tüm bunları yaparken sıfır hipotezinin de doğru olduğunu varsaydığımızı aklınızdan çıkarmayın olur mu? ortalama örneklem oranının ortalaması popülasyon ile aynı olacak bu 0,3 olacak bunun aynısı standart sapma da merkezi limit teoreminden gelecek örneklem oranlarının standart sapması karekök içinde e, ya da şöyle yazayım popülasyon standart sapması sıfır hipotezinin doğru olduğundan yola çıkarak elde ettiğimiz standart sapma bölü karekök içinde elimizdeki örneklemin boyutu. Örneklem boyutumuz 150'ye eşit. Bunun ne eşit olduğunu da hesaplayabiliriz. Buradaki değerin karekök içinde 0,21'e eşit olduğunu bulmuştuk. Hemen yazıyorum. Karekök içinde 0,21 bölü karekök içinde 150. Hesaplamak için hesap makinesini alalım. Buraya yazdığımız sırayla hesaplayacağım. Karekök içinde 0,21 ve bunu bir de karekök içinde 150'ye böleceğiz ve sonuç 0,037. Örneklem oranının dağılımının standart sapmasının, şuraya yazayım, ekranı da biraz sağa kaydırayım. Evet, 0,037'ye eşit olduğunu bulduk. Ekranın dışına da çıkmasam iyi olur. Evet, 0,037. Şimdi, 0,38'lik bir popülasyon oranı elde etmenin olasılığını hesaplamak için de bunun ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu bulmamız, başka bir deyişle örneklememiz için bir z değeri hesaplamamız lazım. Z değerinin ya da z skorunun ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğumuzu verdiğini hatırlıyorsunuzdur. Sonra bir de bu z değerini elde etmenin olasılığının %5'ten büyük mü yoksa küçük mü olduğuna bakmamız gerekiyor. İsterseniz önce ortalamadan kaç standart standart sapma uzakta olduğumuzu bulalım. Burada elde ettiğimiz örneklem oranının, buradaki olası örneklem oranlarının dağılımından elde ettiğimiz oranlardan biri olduğunu düşünebiliriz. Peki, bu ortalamadan kaç standart sapma uzaktadır? Örneklem oranımızdan, örneklem oranlarının dağılımının ortalamasını çıkarıp, bir de örneklem oranlarının dağılımının standart sapmasına bölersek, 0,38 eksi 0,3 ve bölü 0,037'den bir bakalım pay 0,08 olur. Paydada da, da 0,037 var. Hemen hesap makinesini alalım. 0,08 bölü, şimdi burada bulduğumuz sonucu çağırayım. Evet, 0,037'den bahsediyorum. Ve sonuç 2, bir de yuvarlayalım. 2,14 standart sapma. Bunu da not edeyim. Bu 2,14 standart sapmaya eşitmiş. Ve bu da ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğumuzu veren Z değeri ya da Z skorudur. Ortalamanın 2,14 standart sapma üzerindeyiz. Tek kuyruklu bir dağılım düşünmemiz lazım. Peki bunu elde etmenin olasılığı %5'ten küçük müdür yoksa büyük mü? Eğer %5'ten küçükse sıfır hipotezini reddedeceğiz ve karşıt hipotezi destekleyeceğiz. Nasıl yapacağız diye soruyorsanız normalize edilmiş normal bir dağılım düşünelim. İsterseniz bunun Z dağılımı olduğunu da düşünebilirsiniz. Normal bir dağılıma normalize edilmiş normal bir dağılıma baktığımızda ortalaması sıfırdadır. Buradaki değerler de aslında bakarsanız z değerleridir. Neden diyecek olursanız mesela bir buradaki ortalamadan bir standart sapma uzakta olduğumuzu belirtir. O halde buradaki kritik z değerine ihtiyacımız var. Not ediyorum. Kritik z değeri ya da z skoru bundan daha büyük bir z değeri elde etmenin olasılığı 5e eşit olacak. Buradaki alan

Bunun sebebi de anlamlılık düzeyimizin yüzde beşe eşit olması. Olasılığı yüzde beşten düşük olan her şey sıfır hipotezini reddedebilmemiz için gerekli zemini hazırlıyor olacak. Bu alan eğer yüzde beşse geriye kalan alanda yüzde doksan eşittir öyle değil mi? Bu arada sadece buradaki değerlerle ilgilendiğimiz için bunun tek kuyruklu bir test olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Bundan büyük z değerleri sıfır hipotezini reddetmemizi sağlayacak. Bu z değerini belirlemek için bir z tablosu kullanacağız ve aradığımız z değerinden küçük olma olasılığının %95 olduğu duruma bakacağız. Bu tabloda zaten bize belirli bir değerden küçük olmanın kümülatif olasılığını verir. Bir bakalım, %95'i arıyoruz. Burada 0,9495, burada da 0,9505 var bu biraz daha yakın olduğu için bunu seçeceğim. Önce satıra bakıyorum. 1,6 sonra da sütuna Evet, 5. Kritik Z değeri 1,65. 1,65'ten küçük bir Z değeri elde etmenin olasılığı ya da tamamen normalize edilmiş normal bir dağılımda 1,65'ten küçük bir değer elde etmenin olasılığı ya da herhangi normal bir dağılımda ortalamadan 1,65 standart sapma uzakta olmanın olasılığı 0,95'miş. Kritik z değeri işte budur. Örneklemin z değeri ise bir bakalım 2,14'tü ve bu da buralarda bir yerlerdedir. O halde bunu elde etmenin olasılığı gerçekten de %5'ten küçüktür. Bunu ya da bundan daha uç bir sonuç elde etmenin olasılığını değerlendirecek olur isek, evet bu alanı eğer bulmuş olsaydık ki z tablosu ile bulabiliriz, bu sonucun p değerini elde etmiş olurduk. Her neyse, soruda bizden yüzde beşlik bir anlamlılık düzeyiyle sıfır hipotezini reddedip reddedemeyeceğimizi bulmamız isteniyordu ve biz de reddedebileceğimizi bulduk. Bu, kritik z değerimizden daha büyük bir değerdir ve biz de buna dayanarak sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi destekleyebiliriz.